Şimdi ekranlarımıza yansıyan bir son dakika bilgisi var. Zira İsrail saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Mülteci kampını vurdu. Bu bilgi yeni ulaştı haber merkezimize. En az 50 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Saldırıda çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor. Aslında biz son dakika olarak veriyoruz ama ne yazık ki günlerdir bu saldırılar ciddi oranda daha da arttığına şahitlik ediyoruz. Günlerdir her geçen dakika İsrail ağır bombardımanda tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm hızıyla devam ediyor. İsrail mülteci kampını geçtiğimiz dakikalar içerisinde vurdu ve çok sayıda kişinin, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, şehit olduğunu söyleyelim. Bu noktada çok sayıda yaralıların da olduğu ifadeleri var. Bir taraftan bölgede ne yazık ki havadan ağır bombardımanlarına devam ediyor ve tahrip gücü yüksek bombalar kullanıyor. İsrail ne yazık ki buradaki sivillere yönelik, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik katliamlarına bir yenisini daha ekliyor. Biz her geçen dakika şiddetini daha da arttıran bir İsrail'e karşı karşıyayız. Zira gün içerisinde de hastanelere yönelik hedef alacağı, hastaneleri boşaltın çağrısında bulunmuştu ve bir taraftan da burada sadece bir tedavi merkezi olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu noktalar birçok sivilin de aynı zamanda sığınacağı liman olarak da ifade ediliyor. Ama artık Gazze'de hiçbir yer güvende değil, hiçbir çocuk güvenli değil ne yazık ki. Bir taraftan kaçacakları yerde kalmadı. Zira tamamen abluk altına almış İsrail ordusu Gazze'yi havadan ağır bombardımanda tutmaya devam ediyor. Diğer taraftan İsrail ordusuna ait tanklar sınırlardan geçtiler. İçeride ne olup ne bittiğini bilmek, tahmin etmek çok zor. Zira bütün dış dünyayla bağlantısını da kesti Gazze'nin. İsrail jetleri Gazze'de bulunan mülteci kampını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var. Hayatını kaybedenlerin çoğu ailelerden oluşuyor. Yaralı sayısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak El Cezire yüzlerce insanın hastaneye götürüldüğünü ifade ediyor. Bir taraftan hastaneler de artık alarm vermiş durumda. Zira her geçen dakika saldırılarını daha da ağırlaştıran, arttıran İsrail diğer taraftan da bu hastaneleri de hedef almaya devam ediyor. 4 hastane daha İsrail'in şu an hedef noktası ve burada binlerce kişi hem sığınak olarak hem tedavi merkezi olarak kullanıyorlar bu noktayı. Jeneratörler çalışmıyor. Neredeyse artık kısmen jeneratörler de tükenmek üzere yakıt ihtiyaçları var. Ama ne yazık ki İsrail burada da bu yakıtı da Gazze'ye vermiyor, ulaştırmıyor. Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren İsrail 25 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine ölüm kusuyor. Hastane, cami, mülteci kampı gibi sivillerin sığındığı noktaları vurmaya devam ediyor. Ve bu bilgi az önce ekranlarımıza yansıyan bu son dakika bilgisi de yeni olarak ulaştı elimize. Zira İsrail bir mülteci, sivillerin bulunduğu bir mülteci kampını vurdu. En az 50 kişinin şehit olduğu ve çok sayıda yaralı bilgisi var. Elbette bilgiler, ayrıntılar gelmeye devam edecek ve biz aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ama şimdilik devam edelim.